Video başlamadan önce kameranın cızırtısı ve sesin çok uğultulu çıkmasından dolayı çok özür dilerim. İyi seyirler. Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hep video çekeceğim diye giriş yapıyorum ama sonra ara veriyorum, çekemiyorum falan. İnşallah devamı gelir diyelim, inşallah diyelim yani. Çünkü gerçekten hep bir aksilik oluyor, bir şey oluyor. Herhalde çok istemiyorum, bilmiyorum neden kaynaklanıyor ama bir türlü böyle düzenli bir şekilde video çekemiyorum. Şimdi bugün ne videosu çekeceğim? Bugün size ağrılarımı göstereceğim ve aslında neler yapacağım, bir sonraki videonun ne olacağını aslında konuşmuş olacağız sizinle beraber. Daha önceki videoda taşındığımızı söylemiştim. Öyle çatı katında tatlı bir eve taşındığımızı söylemiştim. Daha neler söyledim hatırlamıyorum tam olarak. Videoyu tekrardan izlemedim çünkü. Şimdi bu evin beğenmediğim birkaç kısmı var. Özellikle mutfak kısmı. Mutfaklı ve salon bir olduğu için şu an arkamda görmüş olduğunuz kısım salon. Ama aslında kameranın durduğu kısım da mutfak. Yani çok küçük bir ara var. En küçük yer burası bu evde. Zaten size bir sonraki videoda ya da bu videoda belki sonda bir mutfağın eski halini gösteririm. Bilmiyorum. Bakacağım. Ya da diğer videoda eski ve yeni hali zaten olmuş olacak. Şimdi yavaş yavaş bir şeyler almaya başladım. İlk olarak şöyle daha bunu açmadım. Tezgahı kaplamak için bu renklendir hayatını hepiniz biliyorsundur. Oradan bir tezgah üstüne folyo aldım. Tezgah kaplanacak bununla birlikte. Böyle şey ahşap renginde. Dolapları kaplamak istiyorum. Biz kiracı olduğumuz için bu kaplama kağıtları da kolay çıktığı için biz çıktığımız zaman ev sahibi bunu beğenmezse en azından kendileri sökebilirler ya da biz çıkarken sökeriz diye düşündüğüm için hem çok fazla masrafa girmeden çünkü bir şey de yapamayız bizim evimiz olmadığı için bu şekilde düşündüm yani. Göze hitap edebilecek, göze güzel gelebilecek şekilde en iyisi neyse onu yapmaya çalışacağım. Tezgahımızı kaplayacağız. Bu arada arada bir karşıya bakıyorum çünkü mutfaktan ilham alıyorum karşımda olduğu için. Dolap kapaklarını kaplamayı düşünüyorum. Yeşil renk istiyorum. Arkamda gördüğünüz duvar renk yeşil. Böyle yeşil bütünlük sağlasın istiyorum. Dediğim gibi diğer videoda göreceğiz. Ben bu videoda düzenleyiciler aldım. İşte yapacağım şeylerden falan bahsettiğim bir video olacak. Önce aldıklarımı böyle göstereyim. Mesela şunu aldım. Doğalgaz borularına sarıp o kötü görüntüden kurtulmak için kullandıklarını gördüm. Ben de deneyeyim dedim. Çünkü bizim de doğalgaz borusu kötü duruyor. Ama ben aslında doğalgaz borusunu oraya şey çizmiştim, baharatlık çizmiştim. Hatta onun da resmini yine buraya koyayım. Belki onu yapacağım. Hatta yaparken belki videoda çekebilirim. Tahtalarını kestirip birleşim aşamasını kendim yapmak istiyorum. Ya onu yapacağım ya da bunu oraya saracağım. Bakacağım hangisi güzel olursa. Hangisini yaparsak zaten videoda görmüş olacaksınız. Dolap kapaklarının kulplarını değiştirmek istedim. Bizimkiler gümüş rengi. Ve 18 tane dolap kulbu var. Çok fazla. Ve dolap kulplarının da bayağı fiyatları yükselmiş. Ben o yüzden böyle plastik olanı aldım. Bunlar 6 lira gibi bir şeydi. 18 tane alacağım için hani daha uygun fiyatlısı olsun ama görüntüsü de güzel olsun dedim. Yani görüntüden bakıldığınız zaman plastik olduğu asla belli olmuyor. Linklerini aşağıya koyarım bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Takıldığı zaman da hiç böyle basit durmayacağını düşünüyorum. Çok güzel. Hem de fiyatı uygun. Ve dediğim gibi kiracıyız. Çok pahalı şeylere gitmeye gerek yok. Dolap kapaklarını da bu şekilde. Onları aldım. Şimdi en son aldığım şeyler böyle bir kesme tahtası aldım. Böyle yine tezgahın üstünde güzel durduğunu düşündüğüm için birkaç tane daha yanına eklemek istiyorum. Bizim evimiz çatı katı olduğu için dolaplarımız böyle daha büyükten küçüğe doğru geliyor. Zaten göstereceğim size. Onlar için hani hiçbir şey sığdıramıyorum. O yüzden dolapların içine böyle tel düzenleyiciler aldım. Tabakları ve bardakları böyle altlı üstlü koyabilirim diye düşündüm. O yüzden bunlar iyi olacak dolap için. Çünkü hiçbir şey sığdıramıyorum. Diğer evin dolapları çok büyük olduğu için, çok fazla dolap olduğu için eşyalarımı çoğunu bile verdim, attım falan. O hiçbir şey sığdıramadım buraya. Ses çıkmasın. Ah, ses uyuyor çünkü. Evet. Şimdi yine tezgah üstüne koymak için böyle tahta kaşıklar aldım. Tahta kaşıklık. Bunları da yeni almıştım. Bunları da bunun içine koyacağım. Şöyle kenara koyayım bunları da. Yağdanlıklar için yine bambu üstüne koyabileceğim bambu tabak aldım. Yine bunu sunumluk olarak da kullanabilirim bilmiyorum. Ya da yağdanlığın altına koyacağım. Çok güzel gözüküyor bunları da. Çok beğeniyorum. Zaten tahta, ahşap, bambu olan şeylerin hepsini çok sevdiğim için. Tezgahın üstünde güzel bir kahve köşesi yapmak istiyorum böyle. Daha onların düzenleyicilerini almadım. Hatta şuraya ekrana gene koyayım. Çok güzel bir böyle iki katlı kahve makinesinde koyabileceğim bardakları falan asıp
koyabileceği iki tane düzenleyici alacağım. Bu çiçeği de onların üzerine koymak için aldım. Hatta bir iki tane daha alabilirim çünkü seviyorum böyle yeşillik, her yerde güzel gözüküyor. Çiçek bakamadığım için de böyle yapaylar iyi oluyor. Mutfak makası ve spatula pembe oldukları için aldım. Pembe rengi çok severim. 30 yaşımı geçmiş olmam pembe rengi sevmeyeceğim anlamına gelmiyor. Evet ve çok güzel bardaklar. Bu bardağı geçenlerde almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Tek renk vardı. Keşke dedim başka renkleri de olsa. Sonra gezerken işte dün alışveriş yapacağımız zaman böyle iki rengini daha gördüm. Hemen bunları da aldım. Çünkü bunları da o dediğim kahve köşesine böyle asmak istiyorum. Farklı renkleri de vardı. Grisi, siyahı. Onları da almak istiyorum gene. Bir de pembesi vardı. Pembesi kalmamıştı ama bulursam pembesini de kaçırmayacağım tabii ki. Çünkü bardaklar çok güzel. Ben böyle büyük kupalarda kahve içemiyorum. Bitiremiyorum. Ama bunlarda Nescafe ya da işte böyle sütlü kahve yapacağım zaman daha iyi oluyor bitirmesi. O yüzden bunlardan aldım. Bu da dolapların, buzdolabının içine böyle meyveleri, sebzeleri, kahvaltılıkları koyabileceğim böyle üçlü bir seri var. İki tane daha var bunda. Buzdolabı için iyi olur diye bunu aldım. Dediğim gibi daha alacağım şeyler var. Şunu şuraya koyayım. Kırmayayım. Daha alacağım şeyler var. Bunlar şu an bir kısmı. Dolap için işte kaplama kağıdı alınacak, ondan sonra işte tezgah arası folyo alınacak, düzenleyiciler alınacak. Hayalimde çok güzel bir mutfak var. Bence ona yaklaşacak, hayalime yaklaşacağını düşünüyorum. Çok küçük bir mutfağımız var. Böyle küçükler hep tatlı, minnak olurlar, güzel olurlar ya, o tarzda bir şey yapmak istiyorum. Yani böyle karşıda işte salonda, koltukta oturduğumuz zaman, mutfağa baktığımız zaman böyle hani renkleriyle beraber hem dekorasyonuyla beraber güzel gözükecek bir şey olsun istiyorum. Bir sonraki videoda artık tezgah kaplama işine başlayacağız. Çok heyecanlıyım onun için. Ha, musluk aldım. Siyah bir musluk aldım. Onu da hemen ekrana resmini koyayım. O daha gelmedi kargoda. Musluğu da değiştireceğiz. Siyahlı, kahveli, böyle beyazlı, tatlı bir mutfak olacak. Aslında çoğu insanın evindeki renkler gibi diyebilirim ama ben seviyorum bu renkleri. Salonda da zaten çoğu yer siyah, kahveli, ahşap tonlarında. Eski evdeki şeyleri de biliyorsunuz. Neyse, eski Kübra geri döndü diyebiliriz. Çünkü eski videolarımı bilenler ilk başta böyle salonu değiştirmekle, duvarlarını boyamakla başlamıştım. İşte duvar dekorasyonu, arayı değiştirmiştim. Ondan sonra yatak odasındaki işte yatak başlığı yaptım, duvarı değiştirdik, işte boyadım, her şeyi kendim yaptığım bir seri vardı, ev düzenleme serisi. Artık bu evde de başladım diyebilirim. Çünkü bunları aldıysam artık devamı geleceğini düşünüyorum. Önce güzel bir mutfağı yapacağım. Sıra sıra artık kaç videoda biter bilmiyorum. Daha sonrasında ise banyo, salon. Mesela burası boyanacak, boya, duvar boyasını tekrar yenilemek istiyorum. Yine bir boya yapacağım yani. Bakalım ya, aklımda güzel şeyler var. Yavaş yavaş hepsi olacak. Çok masrafa gitmeden, yine eski kafam hala değişmedi yani. Çok masrafa gitmeden, en minimum tutarda kendim ne yapabiliyorsam bu şekilde devam edebileceğim bir video serisi geliyor diyelim. Bu video bu kadar olur mu bilmiyorum. Daha devamında ne çekeriz? Çekebileceğim bir şey yok şu anda. Anlatacaklarımı anlattım. Belki bir salon şeyin mutfağın eski halini gösteririm size. Onu görmüş olursunuz. Daha sonraki videoyu bekleyeceksiniz artık. Heyecanla ben de bekliyorum. İnşallah sizler de bu videoyu izlersiniz ve devamını beklersiniz. Çünkü daha yeni çok fazla ara verdiğim için o eski izleyiciler yok tabii ki doğal olarak. Hepsi gitmişler ya da belki video karşılarına çıkmıyor bilmiyorum. Tekrar inşallah aynı kitleyi yakalarız diye umut ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlemeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Bunları söylemeyi sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Tekrar aynı kitleyi yakalayabilmek için söylemek de zorundayım yani. Diyeceğim başka bir şey yok. Ben şimdi bunları toplayacağım. Kahvemi alacağım. Birazcık keyif yapacağım Ahsen uyurken. Belki videonun devamında böyle sessiz bir vlog tarzı bir şeyler ilerler. Ondan sonrasında artık ben ama konuşmayı bitireceğim. Sonra artık yazıyla veda ederim sizlere. Bilmiyorum. Görüşürüz o zaman. Nasıl oldu acaba? Çok kendimi kasıyorum ya. Böyle değilim normalde. Daha rahatım yani ama utanıyorum işte. Utanınca da kasıyorum. Toparlayacağız ya. Birkaç video daha var bunun için. Birkaç videoda daha kasıntı, Kübra devam edecek. Sonrasında belki rahatlarım artık bilmiyorum.
Böyle saat 5, 5.30 gibi buraya çok güzel bir güneş vuruyor. Burayı böyle kahve köşesi yapmak istiyorum. Mutfağı da şöyle gösterecek olursam. Gördüğünüz gibi böyle çatı katı da olduğu için şöyle şey geliyor. Verev geliyor. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle çekmiş de olayım. Bu videoya özel. Biraz dağınıklıklar var. Şu dolap kapağı var ama menteşeleri tekrar alınması gerekiyor. O yüzden şu an bekletiyorum. Tekrar dolapları kaplayacağımız için menteşeler yenilenecek. Böyle bu şekilde bir mutfak. Şu kombi beni çok rahatsız eden bir şey ama oraya da ne yapabilirim bilmiyorum. Dolap gibi bir şey düşünüyorum kapaklı. Hem altını çekmeceli kullanabileyim diye. Çünkü çok az dolap var gördüğünüz gibi. Ses kalitesi için ve o kameradaki cızırdamalar için çok özür dilerim. İnşallah en yakın zamanda bu sorunu çözeceğim ve daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.